Evet sevgili izleyiciler, Bulancak Şehir Stadyumu'ndan ikinci yarı için tekrar merhabalar. İkinci yarı az önce Ünyespor'un vurusuyla başladı. Bildiğiniz gibi Ünyespor ilk yarıyı 1-0 önde bitirmişti. Birinci dakikada atmış olduğu golle. Takımlar ikinci yarıya ilk yarı 11'leriyle sahaya çıktılar. Herhangi bir oyuncu değişiklikleri yok. Bulancak Spor topu gerisinde Hüseyin Yayla, ceza alanı içine doğru ortasında Ünye defansı topu uzaklaştırdı. Güneş bu defa tersten vuruyor futbolcuların yüzlerine doğru. Ünyespor hücum hattında Güneş, Bulancakspor Güneş arkasını almış oluyor. Evet, yapılan hareket faul. Bulancakspor'lu Hüseyin'in yapmış olduğu hareketi hakem faul olarak belirledi. Topun gerisinde Taha, uzun bir top ceza alanına doğru karşılayan Bulancakspor defansı oldu. Ahmet'ten uzun top diyecekti Ünyespor. Hakan yetişebilecek mi? Hakan'ın yapmış olduğu hareketi hakem faul olarak belirledi. Rakibine yapmış olduğu hareketi. Bilal topun gerisinde. Bilal az daha topun geriden olmasını istedi hakem. Bu defa kaleci Atakan topun başına geçti. Uzun bir atış yaptı. Bakıyorum, top taç atışıyla oyun devam edecek. Hüseyin hakeme bana faul yapıldı, nasıl taç atışı kullanılır dedi adeta. Top kaleci Tayfun'da. Tayfun uzun bir top Hakan'a gelmedi. Hakan'dan önce defans topu uzaklaştırdı. Tekrar orta alanda top bir o tarafa bir bu tarafa geçti. Evet, en son top Bulancakspor'lu futbolcularda kaldı. Onur'un ceza alanı içine doğru ortasında kafayı vuran Samet. Taç atışını Erol kullandı. Bakıyorum, evet. Taç atışı kullanılacak ama Eray'a yapılan bir hareket vardı. Erol topu kullandı Ahmet'le. Ahmet topu kaptırdı. Barışcan uzun bir top atışı. Topu Fatih önüne alamadı. Top hala Fatih'te. Fatih'ten Cihan'a diye Cihan. Top taca çıkıyor. Bakıyorum taç mı yoksa foul atışı mı diye. Evet, taç atışıyla oyun devam edecek. Semih topu arkadaşına verebilecek mi? Veremedi. Uzun bir top. Orta alanda Serkan topu havalandırdı. Barış ceza alanı içinde topu kontrol edemedi. Bakıyorum Barış'ın yapmış olduğu hareketi hakem faul olarak belirledi. Barışcan rakibi bakıyorum Bilal olarak görüyorum sanki. Topun gerisinde Atakan Demir var. Atakan Demir orta alana gelen top. Barış bakıyorum offside. Offside'de kalan oyuncu Fatih Memiş. Hüseyin kullandı offside atışını. Orta alanda kafayı vuran Barışcan.
topa süratlenen Fatih. Evet, Ünyespor. Abdülkerim topu düzeltemedi. Düzeltse tehlikeli bir atak daha olacaktı. Fakat top kornere çıktı. Korner atışını kullanacak şimdi Ünye 1957 Spor. Barışcan topun başında. Maçta 50. dakika. Ceza alanı içi hareketli. Defans topu uzaklaştırdı. Ahmet. Abdülkerim gelmişti. Ve Taç. Samet'ten top Taç'a çıktı. Taç atışını Ahmet bıraktı. Erol hemen tekrar Ahmet'le kullandı. Erol araya girdi Ünyespor defansı. Eray. Top Eray'da. Hala top Eray'da. Arkadaşını aktardı. Ceza alanı içi hareketli. Ünyespor defansı top uzaklaştıramadı. Top hala Bulancak Spor'larda. Eray topu atmak istedi. Olmadı. Erol taç atışını kullanacak. Arkadaşlarına baktı. Offside. Tayfun bıraktı topu Samet'e. Samet şimdi kullanıyor. Ceza alanı içine doğru. Bulancak defansı topu tuttu. Elle müdahale. Berkay Doğan topu önüne alırken elini kullandı diyor hakem. Semih hemen topu kullandı Taha'ya. Taha'dan uzun top. Bulancak defansı topu uzaklaştırdı. Taç atışı. Taç atışını Taha bıraktı. Cihat. Cihat taç atışını hemen kullandı. Eray topu havalandırmıştı. Abdülkerim. Top Ünyespor'da kaldı. Samet pas vermek istedi ama olmadı. Top out'a çıktı. Kaleci Atakan Demir. Fatih. Abdülkerim'e gelmedi. Samet. Faul yapıldı iddiası. Samet yerde. Hakem dur diyor. Taç atışı. Sağda ufak bir gerginlik. Evet, doktor hakikaten bir maraton koşucusu gibi olay yerine hızlı ve seri şekilde geldi. Bu ikinci sahaya girişiydi. Kendini hemen fark ettiriyor. Oyuncumuzun tedavisi için. Evet, hakem bu arada oyuncuları yanına çağırıyor. Evet, Berkay ve Fatih Memiş yanılmıyorsam ikisini uyardı. Evet, taç atışıyla oyun başlayacak. Erol. Evet. Taç atışını Erol hemen kullandı.
Memiş'e. Oyun devam ediyor. Ahmet. Ahmet Enes. Ahmet Enes rakibini geçti. Ortaya vurdu. Ve kaleci. Bravo kaleci. Bravo Tayfun. Bravo Tayfun. Bulancak Spor ilk defa bu kadar yakın gole yaklaşmıştı. Maçta 55. dakika ilk tehlikeli ataklarıydı. Ama Tayfun Şahin buna izin vermedi. Orta alanda bakıyorum. Evet, yapılan hareketi hakem faul olarak belirledi. Şu ana kadar bir sarı kart yok oyunda. Maçta 56. dakika, 1. dakikada atmış olduğumuz golle 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Buradan alacağımız 3 puan, 6 puan değerinde, hatta 9 puan değerinde olan bir maç. Bildiğiniz gibi evimizde ilk yarı 1-0 yenilmiştik. Şu anda burada 1-0 öndeyiz. Bir gol daha atıp rahatlamamız gerekiyor. Ahmet. Orada topu aldık. Hakem avantaja bıraktı. Orta alanda. Evet. Avantaj gittiği için hakem düdüğü çaldı. Ahmet Hakan'a yapılan hareketi faul olarak belirlemişti. Topun gerisinde Hüseyin Yayla var. Ceza yayı kalabalık. Kaleci yumruklarıyla uzaklaştırdı. Top orta alanda. Bir o takıma, bir bu takıma gidiyor. Bakıyorum. Ünyespor'da Barışcan yerdeydi. Kalktı. Offside yok. Fatih. Bakıyorum. Top Fatih'ten taça çıkıyor. Taç atışını şimdi Hüseyin Yayla kullanacak. Arkadaşlarına şöyle bir baktı. Ahmet'e gönderdi. Kalabalık bir savunma. Barışcan topu Samet'e bıraktı. Samet ve gol. Evet sevgili izleyiciler, maçta 58. dakika. Ünyespor'un Samet'in vurduğu ve rakip oyuncuya çarparak kaleciyi ters köşeye düşüren bir top oldu. Samet. Samet'in vuruşunda top defansa çarparak yön değiştirdi ve kaleci Atakan'ı ters köşeye yatırmış oldu. Ünyespor 58. dakikada 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Az önce de söylemiştim, Ünyespor'a bir gol daha lazım rahatlamamız için demiştim. Bu maç bizim için 9 puan değerinde demiştim. Evet, Ünyespor Bulancak deplasmanında, Bulancak Şehir Stadyumu'nda 2-0'lık üstünlüğü var. Oyun şimdi tekrar başladı. Ve direkten geri dönüyor. Ahmet Enes'in vurmuş olduğu top direkten geri döndü. Ünyespor'un şanslı bir anıydı. Bulancak Spor'un şanssız bir anı. Maçta 59. dakika. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Ve Bulancak Spor'un üst üste iki defa kalemize geldiği, tehlikeli geldiği anlar. 60 dakika boyunca iki defa tehlikeli geldiler kalemize. Ünyespor'un her iki yarıda atmış olduğu golle şu anda 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Maç bu skorla, Ünyespor'un galibiyetiyle bitmesini bekliyoruz. Tabii Altınordu'da Görele Spor'la maç yapıyor. O maçtan da dakika ve skor şu ana kadar gelmedi. Ondan da aldığımızda gayet güzel sonuçlar elde etmiş olacağız. Ceza alanına gelen top, uzaktan vuruşu
Ünye defansı topu uzaklaştırdı. Bakıyorum. Top out'a çıktı. Out atışını Tayfun Şahin kullanacak. Evet, Ahmet Enes'in şutunda top kale direğinden geri döndü sevgili izleyiciler. Kaleci Tayfun. Top Ünyespor'da. Bulancak defansını geçmedi. Erol. Ahmet Enes. Ahmet Enes vurdu. Semih. Semih'ten top. Sözcük taç atışını hemen kullandılar. Ahmet. Ahmet. Ve Ahmet Hakan'a yapılan hareketi hakem faul olarak belirledi. Ahmet Hakan topun gerisinde. Barışcan. Barışcan ve Semih oradaydı. Evet, hakem Barışcan'ın orada olmasını istedi. Topun gerisinde kaptan Ahmet Hakan. Ahmet Hakan ceza alanı içine doğru orta. Fakat Berkay'ın kafa vuruşunda top out'a çıktı. Kaleci Berkay atışını kullandı. Hakan topu Barışcan. Barışcan ve Hakan orada biraz daha hızlı olsalardı üçüncü gol içten bile değildi. Ve out. Kaleci Atakan Demir out atışını kullandı. Top direkt taca gitti. Taca atışını Taha kullanacak. Uzun bir top kullandı. Eray orta alana gönderdi. Uzun top Ahmet. Tekrar Ahmet'e gelecek mi? Gelmedi. Orta alanda Semih. Eren. Cihat Can'a göndermesi. Cihat Can'ın ortası. Top out'a gitti. Bu arada oyuncu değişikliği olacaktı fakat evet, ayakla Hakan'ın ayakla müdahalesi sert oldu. Direkt yüzüne geldi. Hakem elini cebine attı. Büyük bir ihtimalle Hakan Tice'ye sarı kart. Evet. Hakan Tice'ye sarı kartını gösterdi. Bu arada Bulancak Spor'da oyuncu değişikliği yapıldı. Berkay oyundan çıktı. Numara. Yunus Emre Toka girdi. 65. dakikada Berkay'ın yerine. Evet, Berkay Berkay'ın Abdülkerim'e foul yaptığını söyledi. Topun
gerisinde Semih Sargın. Ceza alan içine doğru orta. Defans topu uzaklaştırdı. Hakan. Hakan topu kurtarabilecek mi? Evet, Hakan topu kurtardı. Hakan Samet'e göndermek istedi. Samet topu kaptırdı. Yine Ünyespor'da bu sefer Semih uzun bir vurarak topu taca gönderdi. Hemen kullandılar taç atışını. Ahmet. Top hala Ahmet'te. Ve Serkan Mutlu'dan top taca gitti. Erol taç atışını kullanacak. Arkadaşlarına şöyle bir baktı. Ahmet'i gördü. Hakem devam dedi. Faul beklediler. Oyun, top oyun alanının içinde. Taç. Evet, tekrar maraton koşusu yapan doktorumuz sahaya geldi. Ünyespor'da bakıyorum hangi oyuncu yerde diye. Yanılmıyorsam Serkan orada sakatlık geçiren oyuncumuz. Evet, Serkan sakatlık geçiren oyuncumuzdu. Orta hakem Berkay Yavuz, saatimi durdurdum dedi. Evet, daha çizgiye kadar gönderdi oyuncuyu. Ahmet. Offside yok. Cihat Can defansı rahatlattı ama top kullanacak sporlarda kaldı. Orada topu bir türlü çıkartamadık. Hüseyin'in uzun topunda Taha, şu anda Taha'dan kalecisi Tayfun'a geldi. Ve top taca çıktı. Taç atışını hemen kullandılar. İkili mücadele. Taç atışı Bulancak Spor'un. Bulancak Spor 2-0 geride. Ceza alanına doğru top. Kaleci bıraktı. Biz de rahat bir nefes aldık. Maçta 69. dakika. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Buradaki altın değerinde 3 puan, 6 puan değerinde neredeyse. Çünkü rakibe yaklaşmamız gerekiyor. Alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor. Fatih Memiş. Eren. Top hala Eren'de. Eren topu geri çıkartabilse iki arkadaşı orada. Taç atışını Erol hemen kullandı Ahmet'e. Ahmet'e yapılan hareketi hakem faul olarak belirledi. Bilal. Uzun top. Yunus Emre kafayı vurmuştu. Barışcan Fatih Memiş'e. Fatih Memiş topu alabilecek mi? Fatih Memiş topu alamadı. Sergen
Serkan Mutlu'dan taca çıktı. Hemen kullandılar taç atışını. Evet, yapılan hareketi hakem faul olarak belirledi. Abdülkerim rakibine faul yaptı. Bu arada bakıyorum, hakem sarı kart. Erdoğan, 99 numara Erdoğan yapmış olduğu sarı karttan, pardon, yapmış olduğu hareketten dolayı, sözlü hareketten dolayı, hakeme yapmış olduğu itirazlardan dolayı sarı kartını görmüş oldu. Hakem düdüğümü bekle diyor. Semih'in biraz daha geri gelmesini söyledi. Ceza yayı kalabalık. Ceza alan içine doğru. Bakıyorum. Hakem penaltı beklentisi var. Fakat offside. Bulancak sporlular penaltı beklerken yan hakem Oktay Akıllı offside bayrağını kaldırdı. Tayfun Şahin. Uzun bir top. Eren. Top hala Eren'de. Eren hemen Hakan ceza alanı içine doğru. Ahmet. Topu uzaklaştırdılar. Ünyespor orta alanda topu kazanmasını bildi. Samet'ten uzun top. Bakalım kimde kalacak? Orta alanda Onur. Onurcan. Hemen acil sedye istiyor. Çünkü kafa üstü düşmüştü. Kafa üstü düşmüştü. Doktoru da dediğim gibi kutlamak lazım. Spor defansı topu uzaklaştırmak istedi, olmadı. Yunus Emre'den top geri gitti. Barışcan. Hakan. Hakan pasını verdi Abdülkerim'e. Abdülkerim Eray'dan kurtulamadı. Abdülkerim bıraktı Taha'ya. Taha topun gerisinde. Taha'dan Hakan'a top. Offside. Hakan offside'da kaldı. Erol topun gerisinde. Uzun bir top. Serkan havalanmıştı. Bakıyorum. Evet, bulanacak. Fatih. Fatih'ten top. Dışarı çıktı. Taç atışını Erol kullanıyor. Hemen kullandı. Erol. Ahmet'e bıraktı. Ahmet. Ahmet iki kişinin arasından sıyrıldı. Fakat topu istediği yere veremedi. Hakan koşuyor. Hakan. Hakan. Kaleci kalesinden çıktı. Fakat kaleci Atakan Demir topu aldı. Taha topu uzaklaştırmıştı, olmadı. Ahmet tekrar Taha, uzun top Hakan havalandırdı. Fatih Memiş bıraktı Hakan'a. Hakan şöyle arkadaşlarına bir baktı. Defans topu yatarak uzaklaştırdı. Ahmet kaleci kalesinden çıktı. Tayfun topu taça kadar gönderdi. Taç atışını Erol hemen kullandı. Ahmet. Ünyespor
topu aldı. Barış. Evet, Barış'tan uzun bir top. Fatih oraya yetişmesi imkansız. Orada Hakan da topun oraya geleceğini hissetseydi belki üçüncü gol içten bile değildi. Taç atışını hemen kullandılar. Hakan, top Hakan'da. Hakan'dan ceza alanı içine doğru. Bulanacak defansı topu uzaklaştırdı. Eren. Eren'in uzun şutu, uzaktan şutu farkla yüksekten avuta çıktı. Bulanacak hemen kullandı. Erol. Araya giren Samet. Tekrar Samet. Samet'ten uzun top. Bakıyorum. Eray'ın yapmış olduğu hareketi hakem faul olarak belirledi. Çıkan oyuncu 11 numaralı Barış. Barış çıkıyor. Evet, Barış 77. dakikada oyundan çıktı. Yerine arkadaşı bakıyorum. ...44 numarayla Emin Arı oyunda 77. dakikada. Semih, Eren ceza alanı içine doğru ortalamak istedi. Defans topu havalandırdı. Az önce oyuna giren Emin Arı, Eren... Abdülkerim, en geriye Serkan'a, Serkan'dan Taha, Ahmet, Bulanacak Spor'la Ahmet topu kaptı. Ahmet'ten Ünyespor defansı zamanında müdahaleyle Samet topu uzaklaştırdı. Topun taca çıkmasını da önlediler. İkili mücadele dedi hakem. Eren, Eren'in uzun topu. Emin Arı top istedi. Emin Arı yetişebilecek mi? Out. Orta alanda kafa yükselen Abdülkerim. Ondan gelen topu Samet havalandırdı. Hakan. Hakan'a yapılan hareketi hakem faul olarak belirledi. Topun gerisinde Fatih Memiş var. Maçta 80. dakika sevgili izleyiciler. Ünyespor'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. İlk yarıda ve ikinci yarıda atmış olduğumuz gollerle 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Maçta 79. dakika 80. dakikaya doğru gidiyoruz. Son 10 dakika. Bakıyorum, out. Kaleci Atakan Demir out atışını kullandı. Orta alanda topu Ünyesporlu futbolcular da kalmıştı.
orta alan mücadelesinde Bulancak sporlu Bilal'de kaldı. Bilal'in uzun topu Ahmet. Diğer Ahmet, kaptan Ahmet. Taç. Oyuncu değişikliği diyor. 80 numara Onur oyundan alındı. Onun yerine Furkan oyuna dahil oldu. Dakika 81. Taç atışı hemen kullanıldı. Orada Ahmet. Erdoğan. Erdoğan topu geri gönderdi. Kaleci kalesinden çıkmıştı. Ünyesporlu futbolcular da Abdülkerim taç atışını kullanacaktı. Bıraktı Cihatcan'a. Cihatcan. Fatih Memiş'e göndermişti. Emin Arı koşmak istedi. Olmadı. Orta alanda Ahmet. Taha en gerideki Tayfun, kaleci Tayfun'a gönderdi. Taç. Taç atışını Eray şimdi kullandı. Ahmet, kaptan Ahmet. İki kişi girdi araya. Ahmet Enes'in rakibine faul yaptığını söyleyince Bulancak kulübesi hakeme tepki gösterdi. Evet, faul atışını Taha kullanıyor. Topun gerisinde Taha. Sarı kart. Bakıyorum kime gösterdi? Teknik direktöre. Sarı kart gösterdi. Hakan topu alamadı. Orta alanda top Ünyesporlar'da kaldı. Ahmet. Kaptan Ahmet. Uzun top yetişebilecek mi? Evet. Az önce oyuna giren Furkan topu aldı. Tekrar Ahmet'e, kaptan Ahmet'e göndermek istedi. Olmadı. Taç atışı, taç atışını hemen kullandı Erol. Erol arkadaşa baktı. Yine Erol aynı bölgeden Ahmet'e gönderdi. Ahmet Ünyesporlulardan ters bir vuruştu. İstemediğimiz bir an, nefeslerimizi yere tuttuğumuz bir an, Emin Arı topu kornere çeldi. Topun gerisinde Erol. Ceza alanı içi kalabalık. Maçta 84. dakika. Kaleci Tayfun. Kaleci Tayfun. Bilal'in kafa vuruşunda ...85. dakikadayız. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor sevgili izleyiciler. Bulancak Şehir Stadyumunda Bulancak Spor 0, Ünye 1957 Spor 3 diyemedim. Erol. Erol'dan topu kaptık. Fatih. İlk golümüzü atan Fatih. Top hala Fatih'te. Fatih geçemedi. 45. saniyede golümüzü atan Fatih. Bakıyorum. Taç. Yunus Emre. Bıraktı Onur'a. Onur'dan Erol'a. Erol ceza alanının içine doğru Ünye defansı uzaklaştırdı.
Hakan'a yapılan hareketi hakem faul olarak belirledi. Hemen uzun bir atış. Cihatcan ve gol! Ve gol! Üçüncü gol Cihatcan! Cihatcan dakika 85. Dakika 85 Cihatcan. Cihatcan. Dakika 85. Evet sevgili izleyiciler. Dakika 85. Sahaya yönetici sahaya girildi. Bulancak sporlu yedek oyuncular sahaya girdiler. Bulancak maalesef sahalarda görmek istemediğimiz bir olay. Bir yönetici hakeme, evet yöneticilerden bir tanesi hakeme saldırdı. Bir anda olaylar, istemediğimiz olaylar. 3-0 öndeyiz. Bulancak maalesef Bulancak yedek kulübesi sahaya girdi. Dakika 85. Dakika 85. Üçüncü golün ardından Bulancak yedek kulübesi maalesef sahaya girdi. Şu anda emniyet güçleri sahada hakem üçlüsünü koruyor. Bulancak Şehir Stadyumu'nda maçın 86. dakikasında atmış olduğumuz gol sonrasında sahaya maalesef Bulancak Sporlu yedek kulübesinin sahaya girmesi olayları alevlendirdi. Şu anda sahada emniyet güçleri var. Dördüncü hakem bir şey konuşuyor hakemlerle. Gözlemci de sahaya girdi şu anda. Durum evet bakalım. Hakem olayların yatışmasını bekledi ve şu anda hakemin vereceği kararı bekliyoruz. Orada Ünyesporlu futbolcuya yapılan bir hareketin ardından Bulancak yedek kulübesinin sahaya girmesi çok enteresandı. Çünkü saha içinde futbolcular o kadar da büyük bir coşku yoktu. Afaki bir durum. Kırmızı kart. Evet bakıyorum. Emin Arı yanılmıyorsam ikinci yarıda oyuna giren oyuncu Emin Arı. Kırmızı kart gören oyuncu. Yanılmıyorsam hayır Emin Arı değil. 7 numara Fatih Memişoğlu. İlk golümüzü atan 45. saniyede golümüzü atan oyuncu Fatih Mahmut Çepeoğlu. Fatih Mahmut Çepeoğlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Evet hakem yedek kulübesinden o yöneticiyi isteyebilir veyahut da o sahaya ilk kim girmişse onu isteyebilir. 89. dakikada evet sarı kart, iki kişiye de sarı kart. 94 numara yeni oyuna giren Yunus Emre sarı kart gören oyunculardan. Evet bakıyorum orta hakem şu anda sağ kenarına doğru gidiyor. Birini işaret ediyor. Kimi işaret ettiğini anlayamadım. Kırmızı kart verdi. Kime kırmızı kart verdi? Evet yöneticilerden. Evet yönetici orada yönetici veyahut da yardımcı teknik direktör olabilir. Ona kırmızı kart
gösterdi. Çünkü hakemin üzerine yürümüştü. Hakemin üzerine yürüdüğü için ona da kırmızı kart gösterdi. Bulancak Spor'dan iki oyuncu sarı kart gördü. Ünye Spor'dan ilk golümüzü atan Fatih Mahmut Çepoğlu kırmızı kart gördü. Bir de Bulancak Spor yöneticilerinden bir kişi sahaya girip hakeme hakaret ettiğinden dolayı evet şu anda tribüne gönderildi. Tabi 4 dakikadır da oyun durmuş vaziyette. Bakalım kaç dakika uzatma dakikası gösterecek. Ünyespor 3-0'lık üstünlüğü var. Bulancak deplasmanında 3 puanı 3 golle almış olduk. Ahmet Esen hakeme bir şeyler söylüyor. Takım kaptanı Ahmet Hakan Tatlı ile görüşüyor şu anda hakem. Evet, tekrar hayır. Oyuncu rakip sahada olduğundan dolayı hakem başlama vuruşunun tekrarlanmasını istedi. 7 dakika oyuna ilave edildi sevgili izleyiciler. Maç 7 dakika uzadı. 3-0'lık üstünlüğümüz var. Bulancak deplasmanından 3 puanı 3 golle aldık. 3 altın puan değerinde bu puan. Çünkü aşağıdan kurtulmamızın yolu galip gelmemiz gerekiyordu. Galip geldik. Çok rahat galip geldik. Daha 45. saniyede atmış olduğumuz golle biz bu maçı alacağımızı göstermiştik. Hüseyin Yayla karşısında Emin Arı vardı, olmadı. Uzun bir top. 8 numara Furkan. Ceza alanı için orta. Defans uzaklaştırdı. Erol. Erol. Ceza alanı içine doğru ortaladı ama top taca çıktı. Furkan hemen kullandı Erol'la. Erol. Furkan. Hakan'a gelecek mi? Erol. Bıraktı. Ceza alanı içine doğru orta. Kalecimiz için, Tayfun için rahat bir top. Evet sevgili izleyiciler, maçta 7 dakikalık uzatmanın ilk dakikasını bitirdik. Ünyespor bu arada bir oyuncu değişikliği yapacak. Bakalım oyundan kimi alacak. Taha'nın vuruşunda top rakip oyuncuya çarpıp geri gelmişti. Tayfun uzun bir top kaleciye kadar gitti. Kaleci Atakan Demir kaleci degajını yaptı. Serkan uzaklaştırdı. Orta alanda topu aldılar. Erol. Erol ceza alanı içine doğru ortaladı. Cihat'ın kontrolünde top taca çıktı. Oyuncu değişikliği. 9 numara Eren çıkıyor yerine. 55 numara Emre Polat. Yanılmıyorsam Emre Polat oyuna dahil oluyor. Evet. Taç alışını kullandık. Topun gerisinde
Kaptan Ahmet Hakan var. Semih tek kişilik baraj oluşturdu. Ceza yayı kalabalık. Emin Arı kafayla uzaklaştırdı. Degaj yapmak istedi Eray ama olmadı. Son 4 dakika bizim kronometremize göre. Ünyespor'un 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 86. dakikada golümüzün hemen ardından çıkan Arbede'de golümüzü atan Fatih Mahmutoğlu kırmızı kart gördü. Bulancak yedek kulübesi sahaya girdi. Yöneticilerden bir kişi kırmızı kart gördü onlardan da. Taç atışını Ünyespor kullanacak. Ve evet, 90 dakikanın bittiğini ilan ediyor. Ünyespor 3 altın puanını 3 golle alıyor. Ünyespor istediğini almış oldu. Ünyespor galip geleceğini daha maçın 45. saniyesinde gösterdi. 1957 sporu tebrik ediyoruz. Bir dahaki canlı yayında buluşmak dileğiyle Bulancak Şehir Stadyumu'ndan kamera başında Emrullah Çakır, Ümit Güngör, ana kumandada Ahmet Bölükbaş ve ben spikeriniz Hamza Arif olarak iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum.